Evet, bayağı güzel yüzü. Çok yakışıklı benim canım. Nur gibi bir yüzüm. Allah yeni nesli böyle tertemiz yaratması, Mehdiyet'in ışığı, Mehdiyet'in nuru bu. Bunun bir açıklaması yok. Yani 150 bin kişi üstüne yapılan bir uygulama bu. Hepsi nurlu, hepsi güzel. Hepsi pozitif, hepsi akıllı. Yani itiraz edilecek gibi değil. Bu alenen mucize, bunun açıklaması yok. Bir daha. Güçlü bir olmak için ne yapmalıyız? Şimdi yakışıklım iki türlü olabilir. Bir ruhi güçlük, manevi güçlü olmak. Onun için Allah'ı çok sevip, Allah'a güvenmek, Allah'a teslim olmak, Allah'ı unutmamak. Bir de Allah'ın sanatını her yerde çok fazla görüp ki bunu kolaylaştırmak lazım. Yani hem kitap olarak hem de internette de öyle çok seri, rahatça görecekleri gibi yerler hazırlıyorduk ama ulaşma imkanlarını daha da artıralım. Yani çok kolay hale getirelim. Oradan bakıp düğmeye bastılar mı böyle aksın iman hareketleri ki Allah'ın büyüklüğünü iyice görsünler. Yani derinleşebilsinler. Bunu yapalım. Bununla insan güçlü olur samimi olduğunda. Allah güç verir. İkincisi bedeni güç akla geliyor. Üçüncüsü de mal, mülk, para falan akla gelir. Bedeni güç için en iyisi body yapmaktır. Body. Efendim, hafif ağırlıklarla başlayarak ağırlık artırmak. Ben ortaokuldayken vücudum zayıftı yani normal bir vücudum vardı. Evin penceresi vardı ben orada. Sonra kendime halter yaptım. Betondan halter. Ondan çalışmaya başladım. Böyle bir, iki, üç ay kadar falan çalıştım. Üç, dört ay kadar. Bir baktım sonra bence aa güreşçi gibi olmuşum. Hayret etmiştim yani acayip hoşuma gitti. Kollar, pazular. Yani kanatlar çıkmış. Yani aynı karın var bildiğin güreşçi gibi. Acayip hoşuma gitmişti yani. O yüzden halterle çalışmak çok hayati. Yani halterin dışında hiçbir şey bunu yapmaz. Ama tabii doktor muayenesinden geçmek lazım. Kalp güçlü olması gerekiyor. Ve genç yaşta başlamak lazım haltere. Ve çok fazla kilo artımına gerek yok. Yani makul bir kiloyla ömür boyu çalışabilir. Ve bayağı mükemmel kuvvet yapıyor. Zaten pehlivanlar da hep mutlaka halter çalışırlar. Sporun başı halterdir söyleyeyim. Şenav mınav bunlar hikayedir yani. Barfix falan bunların hepsi hikayedir. Yani bir dereceye kadar bunlar sadece bir elastikiyet kuvvet verir. Halter vücut yapar. Yani pehlivan gibi olmak isteyen halter çalışsın. Ama bak kalbe çok dikkat edeceğiz. Çünkü mesela Allah'a sıkıntı tansiyonu yükseltebilir. Mesela halter çalışan da aniden kalp fonksiyonu değişik bir mecraya girebilir. Birden tansiyon yahut kalp atışında hızlanma meydana gelebilir. Durduk yere ritim bozukluğu meydana gelebilir. Özenli bir muayene olması lazım. Ve doktor kontrolünde başlayıp onun sonra devam etmesi gerekiyor. Burada halter. Maddi yönden güçlenmek için de yine Allah'a tam teslim olmak lazım. Çünkü maddi yönden güçlenmeden kasıt maddi, malı yığmaksa onu Allah nasip etmez. Müminin yapacağı bir şey değil. Mal yığılmak için değil, harcamak için değil. Münafık yığar malı. Yığar ve enayi gibi de onu kaptırır sonra da. ve keriz gibi. Biz de onlara teyyare zıt diyoruz. Hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin eline geçti. Evet, hep müminlerin eline geçti. Onlar yığdı müminlerin geçti. Onlar yığdı müminlerin eline geçti. O Fedek'teki araziler falan ucu bucağı yok ya zamanında adamlar yığmış. Elhamdülillah. Bir hamlede hepsi Müslümanların eline geçmişti. İyi babam iyi. Biz de o devrin münafıklarını, bu devrin münafıklarını da teyyar ediyoruz. İnşallah. Köşkün alt katını görebiliyor muyuz? Tabii.